geldiniz. Çok kolay bir pizza tarifiyle geldim. Hemen başlayalım. 1 bardak ılık su. 1 bardak ılık süt. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket instant maya. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Bir yarım bardak sıvı yağ ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip karıştırıp kontrollü bir şekilde unumuzu eklemeye başlıyoruz. Bu ölçüden 4 tane pizza yapabiliyorum. Yalnız ben hamurun yarısını kullanıp yarısını ertesi gün pide veya pizza olarak pişiriyorum. Siz derseniz ki bana çok. Ben sadece bugün kullanıp bir ya da iki pizza yapacağım. Bu hamurun tam yarım ölçüsünü hazırlamanız gerekecek. Videonun sonunda da paylaştım. Ben ertesi günü kızıma tereyağlı ve kaşarlı pide yaptım. Veya pizza da diyebiliriz. Sucuk ve sosis sevmeyenler için pizza diyebilirim ona. Hamurumuz hep ele yapışan bir hamur olacak, unutmayalım. Sonuna kadar, işlemi sonuna kadar 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz toparlandı. Ama yine de elimize yapışıyor. Öyle olması da gerek. Çok gördüğünüz gibi ufak ufak bunlar alıp yoğurmaya çalışıyorum. Şimdi hamurumu elime alıp biraz toparlayıp ağzını kapatacağım ve 2 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Oda sıcaklığında 2 saat mayalanacak. Eğer eviniz serinse bir battaniye veya kalın örtüyle örtüp sarmayı unutmayın. Evet, 2 saat sonra gördüğünüz gibi hamur çok güzel kabarmış. Ama hala elime yapışıyor. Böyle olması güzel. Sıkı bir hamur istemiyoruz. Hamurun havasını alıyoruz. Piştikten sonra maya kopmaması için. Şimdi tezgahı alıp biraz da tezgahta yoğurmam gerek. Hamuru iyice toparlayacağım. Kaliteli bir hamur istiyorsak hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak ve yoğun bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Sıkı bir hamurla hiç lezzetli ürünler elde edemeyiz. Ben bir 5 dakika kadar yoğurdum. Ama tabi burada kısa tutmak zorundayım. Hamuru ortadan ikiye böleceğim. Yarısını buzdolabına kaldıracağım, yarısını kullanacağım dediğim gibi. Bu hamuru da böyle sıkıştırıp toparlayacağım ve bir kenara alacağım. Aynı şekilde bunu da toparlayacağım. Ve bunu da kenara alacağım. Üzerlerine de temiz bir örtü sereceğim. 5-10 dakika kendilerine gelsinler, dinlensinler istiyorum. Şimdi ben ayırdığım bir parça hamuru ikiye bölüp iki tepsiye hamur hazırlayacağım.
Elinizle de merdaneyle de açabilirsiniz. Nasıl rahat edeceksiniz? Zaten hamurumuz çok güzel mayalandı. Hiç sıkıntı yaşamayacaksınız açma konusunda. Tepsinizin büyüklüğünü de siz ayarlayacaksınız, ne kadar büyük açılması gerekiyorsa. Ben burada santim ölçü vermiyorum. İki boy ölçü tepsi kullanacağım ben. Tepsimin tabanına irmik serpeceğim. Burada göstermeyi unutmuşum. İkinci pizzada göstereceğim size onu. İrmik serpmemizin amacı daha orijinal bir tat olsun istiyoruz. Yağ falan hiçbir şey sürmüyoruz tepsimize. Çatalla şekil verdik, fırına gönderdik. Şimdi ikinci pizzada yine açıyorum. Ve tepsiye irmik serpeceğim. Sırf onu görmeniz için burayı çektim. Birincisini unutmuşum. Ve bu hamurumuzu da çatallıyoruz. Çatallamamızın amacı hamurumuz mayalı bir hamur, çok fazla kabarmaması için. 170 derece fırında 8-9 dakika ön pişirme yapıyoruz hamurumuzu. Ve çıktı. Bu ilk tepsimiz. 1 yemek kaşığı salça ve ketçapla kekiği karıştırıp sosumuzu sürdük. Üzerine kaşar serpiliyoruz. Ben malzeme olarak sucuk, sosis ve mısır kullanacağım. Siz isterseniz mantar, domates kurusu ve biber, zeytin ekleyebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız, tüketmeyi nasıl arzu ederseniz. Üzerine yine kaşar rendemizi serpiyoruz. Ve en son mısırlarımızı serptikten sonra 200 derece fırında yaklaşık bir 10-12 dakikada pizzamız pişiyor. Ben iki tepsi yaptım. Bu ilk tepsim. Gayet de ince bir pizza olduğu, kalın severler hamuru fazla tutabilirler. Her pizzanın içeriğine göre kalınlık, incelik olarak sipariş edebiliyoruz. Siz nasıl seviyorsanız. Biz çok kalın sevmiyoruz. Mümkün olduğunca ince yaptım. Yapan, deneyen herkesin eline, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Hoşça kalın.